O son düzlükte Galatasaray'ın yaptığı en önemli şey ne biliyor musun? Orada sana güçlü oyundan daha önemli lazım olan senin gol yememen. Sen bir şekilde Galatasaray gol atar. Galatasaray son dönemdeki başarısı budur. Ve geçtiğimiz sezonlar hatta e, hatırlar mısın? Hamza Hoca'nın şampiyonluğu mesela e, yaşadığı dönem Galatasaray'da işte bir duran top çıkıyordu. Hakan Balta duran toptan gol atıyordu. X bir oyuncu atıyordu falan. Yani bir 0 bir 0 maç kazanıyordu. Yani Bazen o son bölümde iyi oyundan daha önemli senin maç kazanman. Ya maç maç kazanmak çok önemli. Geçmişle geçmişte ilgili evet bir seriler yaptı Galatasaray hepimizin Milli gibi 14'te 14 iyi oyunlar oynadı. Büyük takımlara farklı oyunlarda oynadı. ama özellikle son düzlükte yani bunları biz şimdi konuşuyoruz. Ya işte maç ya daha iyi oynayabilirim de oynayabilirdi. 1-0 yenmeyebilirdi. Herkes tabii Galatasaray taraftarı veya futbol kamuoyunu 5-0'ı yenmesini ister, değil mi Cüneyt? Değil mi? Ama Taka. sezon bittiğinde sen hatırlayacak mısın? Ya Sivas'a işte şöyle oldu. Yok ya işte Adana Demirspor maçı 86'da işte Mit'e attı golü. Ya işte şöyle sıkıntılı geçiyordu. Gol atar mı atmaz mı deniliyordu falan. Maç 0-0'ın sıfır sıfır falan. Demirspor da iyi Hı -hı. takım falan. Bunların hiçbiri konuşulmaz. Galatasaray Ankara gücünü yenme potansiyeli var mı? Var. Maçın yüzdese bak, baktığımızda tarafsız gözle Galatasaray bir adım tabii ki önde deplasman olmasına rağmen kesinlikle tartışmasız. Şimdi Galatasaray takımı e, yenip şampiyon olduğu maç işte çok kötü oynadı veya şöyle oldu kimse konuşmaz. Şampiyon olduktan sonra biz e, program Allah kısmet etti. Salı akşam program yapıyoruz biz kimse işte Sivas maçı böyle geçti yok şu böyle geçti yok sıkıntılı geçti şu deplasman böyle oldu şu hayır yani herkes diyecek ki ya ne yaptı şampiyon oldu mu yani bu fırtınada bu sıkıntıda falan hı hı. klasik bir laf var ya işte tekniği kıyıya getirdim herkes ona bakacak onun için o, Galatasaray evet yo oynamadı çok dört dörtlük oynamadı ona katılıyorum her zaman da o programlarda söyledik seninle ama en önemli diyorum ya şampiyon olacaksan bunu yapacaksın bir sıvı bir sıvı maç kazanmasını bileceksin Şöyle bir bakalım. Geçen sene şampiyonu son dönemlerde Trabzonspor aynı sıkıntı yaşamadı mı Fenerbahçe sıkıştırdı. Ne yaptı? O da öyle kazandı. Tabii hocam. Ondan yani evet Nisan'da çek geriye, şampiyon ilan son, ettik çek geri çek geriye bir tane son dönemde farklı kazandığı Sergen Hoca antrenörken Alanya Spor maçı vardı değil mi? 7 farklı kazanılan. Hatay. Hatay pardon daldım. Özür dilerim. Ondan Tabii sonra e, Hatay Alanya maçı vardı. Onun haricinde 1-0 değil mi? 2-1 böyle tek haneli skorlar vardı. Yani onun için gayet normal yani böyle Galatasaray'ın bu dönemlerde işte oyunu erteleyip skor almaz. Şimdi oyunu ertelediğinde bir riske giriyorsun. Ne yapıyorsun? Skor almak için oynuyorsun. Skoru alıyorsan sıkıntı yok. Oyunu hem oyunu erteleyip Cüneyt hem skor alamıyorsan sıkıntı orada. Galatasaray var bir şey halletti. Hı hı. Dedi ki ben Galatasaray'ım. Icardi var. Kerem'in üstün performansı. Ee, en önemli de insan üstü bir gücü var orta sahada. Bütün takımı taşıyan Lucas Torreira. Şimdi bunlardan böyle e, fark yaratarak hem orta sahaya hücum attığında ofansif olarak işte Kerem özellikle e, İkardi işbirliğiyle gol attı. E, Lucas Torreira defans dengeli falan özellikle bana göre ligimizin en dengeli ikilisi e, hem birbirini tamamladığını düşünüyorum. Çünkü şu an yani e, biri sağ ayaklı biri sol ayaklı biri denge stoperi hem pasör bir stoper Abdülkerim. Öbür hamle sert, sıkı. Yani tam bizim eski tabirle işte 90'ların falan bilmem ne dediğimiz böyle işte öyledir stoper. Yani biz oynadık ameli takıma giden işte büyük oyuncular vardı Altay'da falan böyle büyük abilerimiz yani büyük oyuncularken onlar kafası gözü antrenmanda bile yaralırdı. Derdi Derdik ki ya oğlum antrenmanda veya maçta böyle bir şekilde futbolu bıraktın stoperin bir yeri yarılmıyorsa kaşı maçı falan bu, açılıp burnu kırılmıyorsa o iyi stoper değil derdi. Ondan sonra şimdi Nelson bu profilde bir oyuncu. Ee, onun için şöyle ligimizde evet bakıyorsun Fenerbahçe'de de var işte Beşiktaş'ın stoperleri neyse e, Trabzonspor'un ama bana göre e, yani Beşiktaş'ın stoperleri de mesela iyi ama ikisi de sol ayaklı. E, yani Saiz de önemli bir oyuncu onu da söyleyeyim. Fas milli takım oyuncusu hepimizin bildiği gibi ama bu iş performans içidir. Yani burada performansı veren bütün sezon Galatasaray ikilisidir. Çok iyi, çok uygun hem oyuncu özellikleri hem ee, yani aidiyet duygusuyla çok iyi performans verdiğini düşünüyorum. Galatasaray'da zaten o gol yememe sürecinde onların performansının ikisini Lucas Torreira ile yani hem orta saha hem de o oradaki bir üçlü bak yani, yani üçgen gibi orada çok sağlam durdular. İleride de işte İkerdi Kerem'le de işi bitirdiler. Ha, bu hikaye yine böyle mi olacaktır Ankara gücü maçında? Yine böyle olacaktır. Çok dengeli oynamaya çalışacaktır 0-0'ı. Mutlaka da usta ayaklarıyla e, pozisyon bulacaktır. Golü atarsa da e, Galatasaray takımı e, galip gelir. Ee, Ankara gücü de zorlar mı? Zorlar. Ben yüksek tempolu bir oyunda bekliyorum. Ankara gücü farklı oyunda oynayabilir onu da söyleyeyim. Yani formasyonu değiştirebilir. Yani e, nasıl oynar? Mesela Galatasaray özellikle omurgasında çok etkili oynayan bir takım değil mi? Serkan hep Tabii onu ki. konuştuk. Yani az önce söyledim pasör stoperi. Nelson önünde işte Lucas Torreira, Oliveira, Mertens, Icardi. Yani Aynen. daha böyle yoğunluğu buraya böyle oynayacak bir formasyon dizilişle de Ankara Gücü oynar oynayabilir. Yani, yani o Daimit dediğimiz 4 4 2, 4 3 4 3, 4 3 1 2 gibi yani bu formasyonda oynayıp hem stoper hem orta sahayı kapatıp böyle bir dizi dişle de oynayabilir ee, Ankara gücü. Bekleyip göreceğiz tabii salı akşamı. Galatasaray'da da Serkan Korkmaz aslında e, bu stresle baş edebilecek çok tecrübeli isimler var 11'e baktığımızda. Ee, Galatasaray zaten e, kadro kalitesiyle e, fark yaratan bir takım. İyi bir takım kurdu Galatasaray. E, Napoli'den Mertens, Paris Saint Germain'den İk, yani Icardi zaten nereden gelirse gelsin. Ee, i̇şte Oliveira'sı, Torreira'sı. Hani dünyanın kalbur üstü liglerinden, kalbur üstü takımlarından oyuncular aldı Galatasaray. Şaka değil yani. Ee, e, bunun da bir karşılığı oluyor. En son da Zanyolo geldi. A milli takımın son döneminde vazgeçilmezlerinden olan, hep oyuncu kadrosunda bulunmuş olan, kritik maçlarda kritik görevler alan Kaan Ayhan'ı aldı devre arasında. Galatasaray'ın kaliteli, nitelikli bir kadrosu var. Okan Burun e, karakterine ve geçmişine bakıldığında e, o da gerçek bir winner. Üstelik mütevazi bir winner'dır. Yani tabii ki Fatih Terim de bir winner ama e, Okan Buruk'ta e, yani şöyle bir futbolculuk kariyerine bakın. Kaç tane öyle kariyer yapmış futbolcu var? Inter'i, Türk milli takımı, oyunculuk sayısı, Galatasaray'ı, Galatasaray. Beşiktaş var. Beşiktaş'ı yani Galatasaray'da bacağı kırıldıktan sonra tekrar yeni bir kariyer inşa ediş şekliyle saygıyı fazlasıyla hak eden bir futbolcuydu. E, teknik adamlık kariyerine bakıyorsunuz. Akisar'la Zira Türkiye Kupası kazandı. E, yıllarca Abdullah Avcı'nın Başakşehir'le kazanamadığı ama Abdullah Avcı'nın belirli bir yere getirdiği Başakşehir'le Şampiyonluk Kupası kazandı. E, Galatasaray'ın başkanına bakıyorsunuz. Hani Dursun Başkan bayağı deneyimli bir başkan artık. İlk dönemindekinden çok farklı bir Dursun Özbek performansı izliyoruz. Ee, örnek bir performans izliyoruz. Hatta Galatasaray'ın e, çok çok uzun yıllardır süren başkanlık koltuğundaki ve yönetimindeki istikrarsızlık ve belirsizlik ve son anda sürpriz adaylarla, e, mesela Duygun abi onlardan biriydi saygıyla e, bir kez daha ismini analım. E, Duygun Yarsuvat'ın bir anda bir perşembe günü aday yapılış şekli. Hani Galatasaray Başkanlığı Galatasaray camiasında detay kalmıştı.